basına ve kamuoyuna, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılmış, Türkiye Sözleşmesi'yi çekincesiz olarak imzalayan ve onaylayan ilk ülke olmuştur. İstanbul Sözleşmesi, uluslararası hukukta kadına yönelik şiddet konusunda yaptırım gücü olan bağlayıcı, bağımsız bir izleme mekanizması kurulmasına yer veren, şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olduğunu vurgulayan en kapsamlı sözleşmedir. Türkiye, İstanbul Sözleşmesi ile kadına yönelik şiddetle mücadelede şiddete sıfır tolerans prensibi ile hareket edeceğinin sözünü vermiştir. Ancak gelinen noktada kadın karşıtı politika izleyenlerin İstanbul Sözleşmesi'ni hedef göstermeleri, sözleşmeye karşı sanal mağduriyetler yaratarak karalama kampanyası yürütmeleri, kadına yönelik şiddetle mücadelede adli ve ayrımcı pasifliğe yol açmıştır. Sözleşmenin sağladığı koruma mekanizmalarının aileyi yıktığı, erkekleri mağdur ettiği, LGBT artıları hedef göstererek eşcinselliğe özendirdiği iddia edilmiştir. İstanbul Sözleşmesi böyle manipülatif söylemlerin aksine toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin ortadan kaldırılmasının, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasının ve kadınların yaşam haklarının güvencesidir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tek taraflı olarak 20 Mart 2021 tarihinde İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurmuştur. Nihayetinde çekilme kararı 1 Temmuz'da yani bugün resmiyet kazanmıştır. İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararnamesiyle çekilme hukuken yok hükmündedir. Zira sözleşme temel hak ve özgürlüklere ilişkin olup anayasal güvence ile teminat altına alındığından bu hakların Cumhurbaşkanı kararı ile ortadan kaldırılması mümkün değildir. Sözleşmeden çekilmek Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadele alandaki yükümlülüklerinden vazgeçmesi anlamına gelmektedir. İstanbul Sözleşmesi kadınların ve kadın örgütlerinin ortak mücadelesi sonucu elde ettikleri çok önemli bir kazanımdır. Toplumun yarısını etki eden bu sözleşmeden tek bir kişinin kararı ile çekilmeyi kabul etmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır ve biz İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz.